Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde sizlerle ı sesini işleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlamak istiyorum. Resimlere bakalım. Bu resimlerde neler var? Hemen ifade edelim. Işık, şırınga, ızgara, 2. ıslak mendil, incir, ıstakoz ıspanak. Evet şimdi ı sesiyle başlayanların altındaki noktacıklara işaret koyacağız. Işık ı sesiyle mi başlıyor? Evet. Aferin sana. Peki şırınga ı sesiyle mi başlıyor? Şırınga. Hayır. ı sesiyle başlamıyor. Peki şırıngada da ı sesi var mı? Evet var ama ı sesiyle başlamıyor. Geçtim. Peki ızgara. ı sesiyle mi başlıyor? ızgara. Evet ı sesiyle başlıyor. İşaretimi koydum. İki. ı sesiyle mi başlıyor? Hayır ı sesiyle başlamıyorum. Peki iki kelimesinde ı sesi var mı? Hayır yok. İ-ki. İ sesiyle başlıyor değil mi? Buna bakın. Islak mendil. Islak mendil. I sesiyle mi başlıyor? Evet. I sesiyle başlıyor. İşaretimi koydum. İncir. İncir. I sesiyle mi başlıyor? Hayır. Peki soru sormak istiyorum. İncir hangi sesle başlıyor? İ sesiyle değil mi? İncir. Sıra geldi buna. Bu neydi? Istakoz. Hangi sesle başlıyor? Istakoz. Bakın vurguladım. Istakoz. I sesiyle başlıyor değil mi? İşaretimi koydum. Bu neydi? Hatırla hatırla ıspanak de. Peki ıspanak ı sesiyle mi başlıyor? Evet, ı sesiyle başlıyor. Güzel. ı sesini nasıl çiziyoruz? Yukarıdan aşağıya doğru düz bir çubuk çiziyoruz. Aslında ı sesi çok kolay, değil mi? İ sesine de çok benziyor. Sadece i sesinde nokta vardı ama ı sesinde nokta var mı? Yok. Bu noktasız sadece çubuk. Geçtim. I sesi verilen nesnelerin başında mı, ortasında mı, yoksa sonunda mı? Diye sormuşlar. Başındaysa buraya, ortasındaysa buraya, sonunda sonundaysa buraya işaretimizi koyacağız. Altı, altı. I sesi nerede? Sonda. Peki bu neydi? Işık ı sesi nerede? Işık. Hem başta var hem de ortada var değil mi? Bu ıspanak. ı sesi sadece başta var. Ispanak. Buna bak. Satır. Satır. ı sesi nerede? Ortada. Istakoz takoz ı sesi başta. ızgara. I sesi nerede? Başta. ızgara. Bu neymiş? ıhlamur. Hani kışın hasta olduğumuzda annelerimiz genellikle çayını kaynatırlar. Bize böyle bol limonlu içirirler değil mi? Hemen iyileşiriz biz de. ıhlamur. I sesi Iğlamur kelimesinde başta. Bu neymiş? Ayı. Iğ sesi nerede? Ayı. Iğ sesi sonda. Bu ıslak mendil. ıslak mendil. Iğ sesi nerede? Başta. Geçtim. Yukarıdan aşağıya doğru düz bir su çizerek ı sesini yapıyoruz çocuklar. Bu. Büyük I. Bakın defterimizin hem ortasındaki yeri hem de üstteki yerini dolduruyoruz. Yani defterimizde, güzel yazı defterimizde yazacağımız yerde üst çizgiye değdiriyoruz kalemi. Aşağıya doğru çekiyoruz. Bir tane çizgi çektim. Bir tane çizgi geçtim. İkinci çizgide Durdum. Bakın daha aşağıya inmiyorum. Üçüncü çizgiye değmeyecek benim de, şey, kalemim. Üç çizgiye değdim. Bir, iki. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Üç çizgi bir, iki, üç. Yani sadece şuradaki orta kısım ve üst kısımdaki boşluğumuz olacak bu çubuğu çizerken. İşte böyle. I, Büyük ı. Büyük ı. Bakın dikkat edin. Defterimin, daha doğrusu güzel yazı defterimdeki satırımın şu en alt çizgisi boş. I. Artık yazmaya da dikkat etmeye çalışacağız değil mi? Daha önce nasıl yazarsanız yazın çok bir şey demiyordum. Ama artık üçüncü ses grubundasınız. Çok güzel yazmaya başlamış olmanız gerekiyor. I. Eğer güzel yazamıyorsanız da lütfen çalışın ve yazınızı düzeltin. Önce havada hayalinizde sonra da kalem kağıda alın elinize kalem kağıtla birlikte yazın. Tahtayı da yazabilirsiniz tahtanız varsa değil mi? I I I I, I. I. Burada i yazarken ben bir yandan konuşmak istiyorum. Eğer e, kalem kağıttan sıkıldıysanız ya da ne bileyim havada yazmak istemiyorsanız öğretmenim ben böyle dokunarak bir şeyler yazmak istiyorum diyorsanız tahtaya da yazmak istemiyorsanız bir tepsinin içine ince bulgur isteyin annenizden doldurun o ince bulguru tepsinin içine yani e, dibini tutacak kadar. Sonra kalemi alın elinize, tepsinin üzerinde çizin ı sesini kalemle birlikte. Bu size çok eğlenceli gelebilir. İnce bulgur olur, tuz olur, farklı şeylerde kullanabilirsiniz. I Yalnız bunu yaparken evi çok dağıtmayın tamam mı? Sofra bir serin, yere bir, bir örtü serin, ondan sonra yapın. I I, I. I. Bu nasıl ı'ydı? büyük ı. Bakın burada da ıstakoz var değil mi? Bir tane ı. Şimdi küçük ı çizeceğiz. Küçük ı nerede? Küçük ı defterimizdeki satırımızın tam orta üstten ikinci çizgiden başlayacağız. Sadece alt çizgiye. Yani orta kısmı sadece dolduracağız. Bakın burada hem orta hem de üst doluydu. Büyük ı Ama küçük ı da sadece orta kısmı dolduracağız. Yukarıdan aşağıya düz bir çubuk. I. I. Yazarken konuşmaya devam edeyim. Nerede kalmıştık? I. I. Ya da bekleyelim hemen söyleyeyim. O tepsiye döktüğünüz tuzla işte anneniz size söylesin mesela elma, armut, öğrendiğimiz harflerle ilgili kelimeler. Elma, armut, nane, ela, kenan, kamil gibi kelimeler söylesin. siz yazın. Sonra zaten tepsiyi birazcık kaldırıp böyle sağa sola silkelediğiniz zaman, yani sağa sola böyle titrettiğiniz zaman o yazdığınız yazı gidecek. Kumunu, kum, tuz ya da ince bulgur ne kullanıyorsanız o artık dümdüz olacak. Sonra siz yeniden bir şey yazın. Sonra bir daha yapın. Sonra bir daha yazın. Yani silmesi de çok kolay aslında. Çok hafifçe tepsiyi titrettiğinizde sağa ve sola doğru o yazıyı silmiş de olacaksınız. I, o yüzden bu etkinlik size çok eğlenceli gelecek. Eminim. I, 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 I ı ı ı ı ı ı Evet, hızlı hızlı ı sesini yazalım. ı ve artık geçelim. Evet, aşağıdaki nesnelerin isimlerinde noktalı olan yerlere büyük ı ve küçük ı harflerinden uygulananı yazınız. Yazın. Pardon. Istakoz. ı. Ayı. Isıtıcı. Isıtıcı. Ihlamur. Islak mendil. Izgara. Yazdım ve geçtim. Ispanak kayık, satır. Öğretmen neden böyle konuşuyor diye merak ediyorsanız oradaki ı sesini anlayın diye satır diyorum. Yoksa satır, yoksa kayık, yoksa ıspanak değil mi? I ıspanak değil. Altı, altı diye söylüyorum normalde ama şimdi siz ı sesinin sonda olduğunu anlayın diye altı diye vurguluyorum. Atkı, Arı. Geçtim. I sesiyle l sesini birleştirelim. I, l, I, l, I, l. I, l, Yazalım. L. Şimdi buraya bak. Ün. 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 Ün.

önce n sonra ı sesi gelirse n ı n, n, n diye söyledim yanına ı ekledim. Şimdi buna bak. K, k, k ekledim değil mi? k burada a olsaydı ta, e olsaydı ke, i olsaydı ki, o olsaydı ko derdim değil mi? Evet, m, ı, m, ı, t, 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 ı, t, 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 yazdık. Y, ı, y, ı, y, ı. y, y. yazalım. R, ı, r, ı. Rı, rı, r, -ı, r, -ı. r -ı. Şimdi buraya bak. kır. Hemen yazalım. kır, Kılık. k i na k yak k yak at k at k ay

At, ly, ku, ly, ku, ly, tat, ly, tat, ly. Kı-ta yazalım. Kı-ta A-n A-n Hemen geçtik. Ka-n Kanı Ka -n. Ta-n Hızlıca yazmak istiyorum. Kanı Tanık. Yazalım. Tanık. I -tır. Yazalım. Tır. Irak. Yazalım. Irak. Irmak. Irmak ırk ırk kat ka t kayra ka 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 çok güzel ört mar Yara. Yara. Yazdım. Hemen geçtim. Altı. Altı. Arı. Arı. Atkı. Atkı. Kıt. Kıt. Yakıt. 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 Kıyı. Kıyı. Yayı. Yayı. Tır. Tır tırnak tırnak tır man tır man yarım yarım tarım tarım Yılan. Hızlıca yazalım. Yılan. Yıkan. Yıkan. Akın. Akın. Arkın. Arkın. Ilık.

Hır Yan Kı Kar Lı A Kıl Hızlıca okumak istiyorum burayı size. Yılan Yıkan Akın arkın, ılık, tanık, kayık, tırtıl, katır, yankı, karlı, akıl ve geçtim. Evet aşağıdaki cümlelerde noktalı olan yerlere üzerindeki görselin adını yazın Noktalı yerin üzerinde hangi görsel varsa buraya onu yazacağız. Hemen okuyalım. Anıl annene altın takı tak. Kim? Anıl. Kime takacak? Annesine değil mi? Annene. Ne takacak? Altın takı. Altın takıyı ne yapacak? Takacak. Hemen bakalım. Bakın burada mı sonunda demek ki bu bir soru cümlesi. Atilla öteki kayık kırık mı? Ney mi? Kırık mı? Kim? Atilla. Ne kırık mı? Öteki kayık kırık mı? Itır akına atkı al. Atkı yazdık ve geçtik. Evet bunu bir güvercin olarak görüyoruz. Ömer güvercin güvercini ekmekle ekmekle yemle yaren altı yumurta kır Omlet yap. Yap. Sesini henüz öğrenmediniz ama biraz aşinalık olsun. Yaman ayıya yazalım. Ayı ya et at. Ayı et yer. Ayı, et evet, yer. Yani geçtim. Evet, şimdi buradaki sözcükleri şurada noktalı yazan yerlere ekleyeceğiz. Bakalım hangi sözcükler varmış? Teklik, altın, kayıkla, renkli. Hemen bakalım. Tarık, mermine, taktı. Tarık Nermin'e ne takmış olabilir? Teklik taktı olur mu? Olmaz. Peki altın taktı olur mu? Tabii ki olur. Peki denemeye devam edelim gene de. Cevabımız altın ama bakalım. Tarık Nermin'e kayıkla taktı olur mu? Olmaz. Tarık Nermin'e renkli taktı olur mu? Hayır, olmaz. Renkli toka deseydi olurdu belki ama sadece renkli diyemeyiz. Altını yazalım o zaman. Altın, anıl, öteki, öttü. Şimdi altının üstünü çizelim kafamızda. Ne ötmüş olabilir? Kayıklı öttü, renkli öttü, keklik öttü. Anıl, öteki, keklik değil mi? Keklik öttü. Irmaktaki, oynama. Şimdi iki tane kaldı. Kayıkla ve renkli kelimeleri kaldı. Irmaktaki, kayıkla, oynama. Oluyor mu? oluyor. O zaman yazalım. Peki denemeye devam edelim. Irmaktaki renkli oynama olur mu? Hayır olmaz. O mantıksız değil mi? Bu arada burada kayıkla yazmışız. Kayıkla bu ı sesi olacak tamam mı? Bunu bilgisayar otomatik İngilizceye çevirmiş. O yüzden i sesi olmuş ama kayıkla ı olacak burada. Gösterdiğim yerde dikkat edin. I turn renkli kırık kalemi attı. Artık bunun cevabı belli zaten. Son bir tane kalmıştı. Ayten renkli kırık kalemi attı. Ne yaptı? Attı. Kim? Ayten. Neyi attı? Kalemi. Nasıl kalem? Renkli kırık kalem, değil mi? Ayten renkli kırık kalemi attı. Geçtim. Hemen buradaki tamamlamalarımızı yapalım. Renkli kulaklık Atatürk'ü 6. Evet. Bakalım atkıya 6 lira yeterli. Buraya ne gelmeli sizce? Kulaklık atkıya olur mu? Olmaz. Atatürk'e atkıya olur mu? Olmaz. Altı atkıya 6 lira yeterli. Olur mu? Olmaz. Renkli atkıya altı lira yeterli olur. Miran, Miran, Yumurta ile omlet yap. Kaç yumurta ile yaptın? Altı değil mi? Anıl ne taktı? Kulaklık taktı. Melike okula tanıttı. Kimi tanıtmış olabilir? Atatürk'ü tanıttı. Dikkat edin. Önce kenarda yazanları okuyorum. Sonra oraya anlamlı oluşturabilecek bir kelimeyi yerleştiriyorum. Anıl taktı. Anıl ne takmış olabilir? Kulaklık. Niran yumurta ile omlet yap. Kaç yumurta ile olacağını söyleriz ancak burada değil mi? Renkli yumurta omlet yapılmaz. Bu şekilde. Hemen geçtim. Okuyalım. Katır, ıtır Onlar, Ne? Tarık, Onlar, Köylülerin, Katırları. O köy, katırlı köy. Köylüler katırlara yük yükler. Köylüler katırları yemler. Tarık katırlar ot yerler. Hızlıca bir daha katır. Itır onlar ne? Tarık onlar köylülerin katırları. O köy katırlı köy. Köylüler katırlara yük yükler. Köylüler katırlara katırları yemler. Tarık katırlar ot yerler. Geçtim. Itır. Itır marketten ekmek al. Kıtır kıtır ekmek al. Kıtır ekmekle menemen iyi yenir marketten mantı al. Ay mantı böyle bol sarımsaklı, üzerine salçalı soslu çok güzel oluyor değil mi? Itır. iki kilo elma tartmayı unutma. Itır. Mantı ile elmayı tart. Al. Burası da ne kadar güzel bir ekmek rayonuymuş bu arada değil mi? Yukarıda eklerler var. Poğaçalar, keteler, ekmekler, çeşitli kurabiyeler, rengarenk, kruvasanlar bayağı iyiymiş. Hızlıca okuyalım şimdi tekrar. Itır, itır marketten ekmek al. Kıtır, kıtır ekmek al. Kıtır ekmekle menemen iyi yenir. Marketten mantı al. Itır 2 kilo elma tartmayı unutma. Itır mantı ile elmayı tart al. Evet. Itır marketten ekmek al diyor. Ne yapsın? Alsın. Kim? Itır. Ne alsın? Ekmek alsın. Nereden alsın? Marketten alsın diyorum ve geçiyorum diğer sayfama. Kınalı. Tarık. Kına. Al. Itıra kına al itirin eli kınalı annemin elinde kına yok Nine anneme kına yak ninne tüm aileye kına al yak Evet, bu metinde hatalı bir harf var. Fazla yazılmış bir harf. Nerede? Dikkatli çocuklar. Hemen bulacaklar. Ni, ne değil mi? Burada fazla n sesi var. Ninne olmuş ama ninne. Alttaki yazan doğru, bu üstteki yazan yanlış. Burada bir tane n sesi fazla. Hızlıca bir daha okuyalım. Kınalı. Tarık kına al. Itır'a kına al. Itır'ın eli kınalı. Annemin elinde kına yok. Nine anneme kına yak. Nine tüm aileye kına al yak. Geçtim. Şimdi bu kelimeleri hecelerine ayıracağız. Anıl. Bakın burada ayırmışlar. Hemen biz de yazalım. Ta nık la. Çizgi çekerek yapıyoruz. Ka Çizgi tır ya tır el ti ler yın Ka yık la ya yık la tar mak mal t ka -ran -lık. geçtim. Bu en sevdiğim etkinliğe geldi sıra çocuklar. İki resim arasındaki 12 farkı bulunuz diyor. Resme videoyu durdurun, resmi dikkatlice inceleyin. Sonrasında ben size nerelerde olduğunu, benim bulduklarımı işaretleyeceğim ve göstereceğim. Dikkatlice bakın. Hatta hiç videoyu durdurmayın. Ben böyle bekleteceğim biraz ekranda. Siz çok dikkatli bakın bakalım. Ve kafanızda işaretinizi koyun. Şurada var, burada var diye bakalım. Ben yapınca doğru bilmiş misiniz? Onu test edin. Ne yapıyorsunuz? Önce şu resme bakıyorsunuz. Sonra buna değil mi? Ama hepsine bir anda bakıyor muyuz? Hayır. Mesela bir tane örnek vereceğim size. Önce sol üst köşeden başladım. Burada bulut var. Burada bulut yok. O zaman bunu işaretledim. Güneş, güneş, bulut, 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 bulut. Değil mi? Ağaçlara doğru bakıyorum. Ağaç, ağaç, ağaç. Aa, burada bir tane ağaç eksik. Neyse onları sonra söyleyeceğim. Ama şöyle yukarıdan aşağıya doğru bakalım değil mi? Karışık karışık bakarsanız kafanız karışır. Önce buraya, sonra buraya, buraya, buraya. Şöyle bir sırayla bakabilirsiniz yukarıdan aşağıya. Sonra bir daha yukarıdan aşağıya. Ama şöyle bakmanız daha kolay olur sizin için. Soldan sağa doğru. Sonra burada soldan sağa doğru. Soldan sağa dikkatlice Solda sağ derken mesela şurada bakın şuradaki dikdörtgen şekil yok çatıda. Bunu işaretleyeceğiz o zaman. Bu şekilde iki tanesini ben buldum zaten, size kopya verdim. Kalan 10 tanesi sizde. Hadi bakalım. Resimler arasında farkı görürken resmin bu tarafındaysa bu tarafına bakıyoruz değil mi? Ama bu tarafında ise yani sağ tarafında ise sağına, sol tarafında ise soluna bakıyoruz iki resmi de incelerken. Bir bakalım kaç tane bulabiliyorsunuz? Kaç tane işaretlediniz kafanızda? Hemen başlayalım. Bakın. Atımızın ağzındaki otun bir yaprağı burada var ama burada yok. İşaretledim. Hmm. Bakın burada ağaç, çalı, yaprak yok ama burada var. İşaretledim. O atımın kuyruğunda bir toka eksik. Bakın burada var ama burada yok. İşaretledim. Çiçeklere baktım. Çiçeklerde de bakın bu çiçeğin yaprağı iki tane. Ama bu çiçeğin sadece bir tane yaprağı var işaretledim. Evimin çatısını zaten söylemiştim. Burada bir dikdörtgen şekil var ama burada yok. İşaretledim. Buradaki çalıya bakınız. Bakın resmin sağ alt tarafında burada bir kat daha çalı olması lazım. Bak şöyle gelmiş. Sonra bir daha üstünde iki kat çalı olmuş değil mi? Burada bir tane daha çalı olması lazım ama böyle çimen yok. İşaretledim. Bakın şuradaki çitler var ya bak bir arkada var. Bir de önde. Öndeki çitlere baktım. 1, 2, 3, 4, 5 sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sayısı doğru. Hmm, ama bir sıkıntı var. Buradaki sağlam. Buradaki ise kırık. İşaretledim. Şimdi arkadaki çitlere bakalım. Bu kırık. Tamam bu da kırık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Ama aa, buradaki uzun bir çit. Burada uzun mu? Hayır değil. İşaretledim. Şimdi buraya bakın. Bu ağacın bakın burada bir düzlük var ya hani burada yeşillik var. Yeşilliğin üstünde bir ağaç var. Bakın burada düzlük var. Yeşillik. Onun üzerinde bir ağaç. Onun üzerine bir daha ağaç. Onun üzerine bir daha ağaç var. Ama burada bu var. Ama buradaki ağaç eksik. Değil mi? Burada bir ağacımız olması gerekiyor. Bakın bu bir ağaç var. Ama şuradaki ikinci ağacımız burada yok. Sevgili çocuklar. Başka görebiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Hadi bir tane daha işaretleyelim. Bakın buradaki ota 1 2 3 4 5 6 Peki buraya bak 1 2 3 4 5 6. yok. Yani şu yere değen otumuz, şu otumuz burada yok. Eksik olmuş. Başka var mı? Görebiliyor musunuz? Ben de göremiyorum. Görebiliyorsanız eğer resimlere aşağıya yorum olarak yazın lütfen. Şimdi sayalım kaç tane bulmuşuz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ben tam 11 tane buldum. Hadi kalan bir taneyi bulma görevi sizde videoyu tekrar durdurun ve 12. 12. olan farkı siz bulun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.